Sayın seyirciler, Arakan'daki vahşet sürerken dünyanın farklı noktasındaki bir başka Müslüman topluluğu da acil yardım bekliyor. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Morolular zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlar. Filipinler'de Moro Müslümanlarının hayatta kalma mücadelesinde çadır kentlerdeki yaşam özellikle çocukları zor durumda bırakıyor. Yapısal bir problem olduğunu tahmin ediyorum. Mindanao bölgesinde DAEŞ teröristleriyle Ordu ve Moro İslami Kurtuluş Ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden ailelerden bir kısmı orman içinde kurulan çadırlara, bir kısmı ise akrabalarının yanına sığınıyor. Tahta barakalarda yaşam da kolay değil. İşgal başladığından sonra amcalarıyla beraber kendilerine buraya geldiğini ve gördüğünüz bu tahtadan geçici evleri yaparak burada yaşamaya başladığını ifade etti. Bölgede Türk yardım kuruluşlarının desteği dışında ciddi bir yardım dağıtımı yok. Çatışma alanından 3 yaşındaki ikiz çocuklarımla saatlerce yürüyerek 40 kilometre uzaklıktaki İligan'a kaçtık. Amcamın evinin bahçesine yaptığımız 6 odalı barakada 18 mülteci aileyle yaşıyoruz. Moro Müslümanları insani yardımın yanı sıra çatışmaların sona ermesini ve bir an önce evlerine dönmelerinin sağlanmasını istiyor. Sadece Türkiye'deki Müslümanlara değil, dünyadaki bütün Müslüman devletlerine ve kardeşlerime mesajım şudur. Maravi'den buraya hicret etmiş bulunuyoruz. Lütfen kalbinizin sesini dinleyin ve bize yardım edin. Her türlü yardıma çok ihtiyacımız var.